Çok yemin var Kur'an'da. Burada da fela dedikten sonra Rabbimiz ve rabbike, rabbike demek senin Rabbin. Rabbike, buradaki ke harfi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hitap şeklidir. Ne demek? Habibim, Resulüm, Ahmedim, Mahmudum, Muhammedim, Mustafa'm. Senin Rabbine, yani Allahu Azimüşşan'a, senin Rabbine, senin Allah'ına yemin olsun ki ve Rabbike. Şu kuvvete bakın, şu ayete bakın, şu dehşete bakın, şu manaya bakın. Bütün bunlar ayetin devamında gelecek olan manayı kuvvetlendirmek içindir. Çok mühim bir maksadı, çok mühim bir sözü, çok mühim bir hükmü, çok mühim bir hikmeti anlatırken sözün başında yemin etmek İslam'a göre caizdir, bazı yerlerde vaciptir. Sözün önemini, kıymetini, mananın kuvvetini anlatmak için muhatabın kafasında, muhatabın kalbinde o sözün çok önemli bir söz olduğunu, o hükmün çok önemli bir hüküm olduğunu anlatmak için Arapçada söze başlarken yemin etmek Arapçanın usulündendir. Bunun günahı münahı yoktur. İşte Kur'an'da bir hayli Cenab-ı Hakk'ın yemini var. Hadis-i şeriflerde Peygamberimiz Efendimiz'in çok çok yeminleri var. Mesela bir tanesini arz edeyim. Vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu 3 defa. Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Kim ya Rabbi? Kim ya Resulallah? Arkasından hadisin ifade ettiği mana geliyor. Bu 3 defa yemin etmesinin sebebi Peygamberimizin o arkasından gelen mananın önemine muhatabın dikkatini çekmek içindir. Yeminle bir söze başlarken ha demek çok mühim bir mesele geliyor diye muhatap bütün dikkatini oraya çeviriyor. Böyle çok var Arapçada. Bu şekilde yapılan yeminler gayet makuldür. Herhangi bir sakıncası yoktur. Herhangi bir vebali, cezası, günahı yoktur. Ta ki mesela konuşurken diyelim ki İslam'ı anlatıyorsunuz. Yeryüzünde insanlığın barışını, insanlığın saadetini, insanlığın kardeşliğini, insanlığın mutluluğunu vallahi İslam'dan başka hiçbir nizam temin edemez. Sözünde bakın vallahi diye bir yemin. Bu yeminin sakıncası var mı yok mu? Asla yoktur. Çünkü sözün önemini ve kuvvetini anlatmak için yapılan bir yemindir. Bunda bir günah yoktur. Akşama kadar yemin edebilirsiniz. Vallahi Kur'an-ı Kerim bozulmamıştır, kalem karışmamıştır, bir kelimesiyle oynanmamıştır, vallahi oynanmamıştır dendiği zaman bu yeminin siz söyleyin sakıncası var mı yok mu? Birisi var diyor. Olur mu ya Kur'an'ın değişmediğini ve değişmezliğini yemin ile muhataba kuvvetle anlatıyorsun. Bu işin kelamın güzelliğindendir. Hitabın kuvvetliliğindendir. Muhatabı ikna etmenin ciddiyetindendir. Bu yeminden Cenab-ı Hak memnundur. Mesela deseniz ki Allahu Teala kainatın sahibidir. Tamam güzel. Vallahi
Allah bütün kainatın sahibidir. Hangisi daha kuvvetli? Vallahi diye başladığınız söz daha kuvvetlidir. Bu türlü yeminlerin hiçbir günahı olmaz. Bazı cahil kardeşlerimiz ya falan hoca çok yemin ediyor. Ama işte bu mana üzerindedir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de şimdi okuduğum ayette bu var. Hadislerde yüzlerce yemin var Allah Resulü yemin ediyor. Ama bu yeminin gayesi, hedefi o sözün, o hükmün, o mananın kuvvetlendirilmesidir. Ama kalksan da eşya, madde, dünyalık üzerine Allah kelimesini yemin konusu haline getirirsen bunu ulema kabul etmiyor. Mesela ne gibi? Daha çok tüccarlarda olur. Tüccar, esnaf. Efendim işte bu arabanın fiyatı kaça diyorsun? Arabanın fiyatını soruyorsun. Vallahi diyor 500 milyon. Vallahi 500 milyon. Allah'a yemin ederim ki bu arabanın fiyatı 500 milyon. Bakın bu yemini yapan tüccar cehenneme gider. Mesuldur. Sorumludur. Niye? Araba veya eşya kaç paralık bir şeydir ki Allah'ın ismini oraya sokuyorsun? Eşya nedir? Yeri değil, layık değil, münasip değil. Yani doğru dahi olsa, mesela hakikaten o arabanın fiyatı 500 milyonsa, gerçekten doğru söylüyorsa, doğru söylese dahi vallahi bu arabanın fiyatı 500 milyondur demesi, doğru olsa dahi orada yemin etmesi o yemini eden Müslümanı cehenneme götürür. Çünkü yeri değil, münasip değil, eşya, madde, hiç kıymeti yok. Alırsa alır, almasa almaz. Ama bir de Allah göstermesin, arabanın fiyatı 300 milyon da bu tüccar vallahi 500 milyon diye söylüyorsa bu tüccar kafir olur. Allah'ı yalanına şahit tuttuğu için. Efendim diyor Allah şahit ki diyor ben bunu şu fiyata aldım. Halbuki o fiyata almamıştır. O fiyata almadığı halde emin ol ki Allah şahit ki vallahi diye yemin ediyorsa o tüccar Allah'ı kendi yalanına şahit tutmak istiyor mu istemiyor mu siz söyleyin. O zaman kafir olur. Bak iş daha kötü. İş daha kötü. Yeminin çok manaları var. Anlamadan, dinlemeden, konuyu anlamadan rastgele ifade etmemek lazım. Neyse biz ayetimiz